Öncelikle tavsiyem danışmanlığı istiyor mu istemiyor mu aslında buna karar vermesi olur. Bunun da birçok yöntemi var aslında üniversite hayatı boyunca. Öncelikle en kolay yolu belki de web sitelerine girip firmalar hakkında detaylı bilgi edinmek ve bir danışman ne yapıyor onları anlamak. Bir diğeri etrafta bir danışmanlar varsa onlarla görüşüp danışmanlık kendisi için iyi bir kariyer yolu mu değil mi onu anlamaya çalışabilir. Ya da bir diğeri birçok şirket artık üniversitelere gidip kendi firmalarını tanıtıyorlar ve danışmanlığı anlatıyorlar. Oralarda aslında danışmanlık istiyorlar mı istemiyorlar mı bunu anlayabilirler. Danışmanlık güzel bir meslek ama bir yandan da yorucu bir meslek. O yüzden o balansı iyi kurabilmek zor. Bunu da aslında biraz daha konuşarak gerçekten heyecanlandırıyor mu meslek, yapmak istiyor mu onu anlayarak ancak kendi kendine tartabilir bir insan. Onun sonrasında yapması gerekir. Eğer danışmanlığa karar verdiyse mümkün olduğunca case çözmek. Bizim hemen hemen sektördeki bütün firmaların uyguladığı bir case metodolojisi vardır mülakatlar sırasında. Burada da aslında kendi iş problemlerimizden ufak bir parçayı alıp mülakat sırasında birlikte çözmeye çalışırız. Ona hazırlanması en önemli kısımlardan bir tanesi. Bu çünkü danışmanlık çok yetenek işi değil. Daha çok çalışarak ve öğrenerek yapılabilecek bir iş. O yüzden de case yöntemine ne kadar fazla çalışılırsa o kadar iyi olunabilecek bir şey. Bunu da diğer arkadaşlarımızdan görüyoruz buraya da gelen. İlk mülakatlarında zorlanan arkadaşlar daha sonra çalışıp tekrar geldiklerinde çok daha iyi performans gösterebiliyorlar. Bunu yaparken de aslında bir yöntem internetten birçok kaynak alıp onların araştırmasını yapabilirler ama case yönteminin en etkili olduğu durum bence birebir arkadaşlarıyla birlikte çalıştıklarında, yüz yüze çalışmalar yaptıklarında ortaya çıkıyor. O yüzden case hazırlığına çok fazla önem vermelerini tavsiye ederim.